gazeteler Hintli Müslüman kardeşlerimizin direnişinden bahsediyor. Hilafetin etkisiz bir mesele olduğunu iddia edenler sukut hayali uğramış durumda. Sultanım, İngilizler nereye saldıracaklarını şaşırdılar. Bütün gazetelerde ayaklanmayı sizin başlattığınız yazıyor. Sultanım, siyasetimizde bir değişiklik var ise bilmek isteriz. İngilizler dostumuz mu, düşmanımız mı? İngilizler dün de, bugün de, yarın da dişini etimize geçiren bir çakaldır. Ya kurt olup çakalları kovacağız ya koyun olup çürümeye mahkum olacağız. Paşalarım, savaş başlamıştır. Arzumuz sadık olmanızdır, satılmamanızdır. Bu devleti paraya, makama, kadına satanlar bilsinler ki bu devletin mezarına satıldıklarıyla gömüleceklerdir. Cebeli Tarık'tan Cava Adası'na kadar tek devlet. Sınırı yok. İman etmiş bir millet. Tek millet. İslam milleti. Hilafet bayrağının altında gölgelenen, kula kulluk etmeyen bir halkı cihan. Ezanın susmadığı, bayrağın inmediği pak bir gökyüzü. En son silahlarla donatılmış. Her an düşmanı kollayan. Kalplerinde ilahi bir sevgiyle titreyen bir ordu. Suhte merhamet ordusu. Harp meydanında ölüm ordusu. Paşalarım, benim haritam bu. Bu benim rüyam. Belki bugün, belki 100 yıl sonra ama mutlaka gerçekleşecek bir rüya. Benim devlet-i âliyem bu. Bu yolda yorulacak olan, satılacak olan varsa hemen bu odayı terk etsin. Eğer bu rüyaya inanıyorsanız bilin ki ihanet eden affedilmeyecektir. Allah'ın bütün ayetleri üzerine yemin olsun ki ömrüm yetene kadar, toprağa girene kadar, zafere ulaşana kadar bu mücadele bizim için farzdır. Asım Paşa, madem cülüsümüzün 20. yılı, şahsi servetimden kurbanlar kesilsin, borçların borcu ödensin, fakir fukaraya, çoluk çocuğa harçlıklar dağıtılsın. Ceplerinde var, gönüllerinde yok olsun. Ne dersiniz sultan? Mahmut Paşa. Ha. Hadi kalk, ezan okunuyor. Aa. Mahmut. Bak şeytan kandırıyor seni. Ben Osmanlı Paşasıyım. Kimse kandıramaz beni. Haklısın Mahmut, haklısın. Sen ancak kendi kendini kandırıyorsun. Çok yorgunum hanım, çok yorgunum. Hayırdır inşallah. Mahmut Paşa ya, çok acil. Hayırdır, ne oldu Azime? Mahmut Paşa'ya gazete gelmiş. Mahmut Paşa'nın uyuyor Azime. Bu ne telaş Mahmut?
Aman al gazeteni. Zaten ecnebice. Ölü imparator. Sultan için bir mum da siz yakmak ister misiniz paşam? Ölülerin ruhlarını aydınlatır derler. Siz işi bitirmişsiniz gibi konuşuyorsunuz. Bu manşeti attıranın daha önce başarısız olduğunu görmedim paşam. Padişah ölecek. Payitahtta güneş doğacak. Bolluk, bereket, hürriyet gelecek. Kaçış tertibinizi hazırladınız mı? Padişah ölünce kaçmama gerek var mı paşa? Siz gene de tedbirli olunuz. Biraz rahat ol paşam. Bu kadar asabiyet gerer insan. Siz bana ne bakıyorsunuz? Kendinize bakınız. Neticede işi bitirecek olan sizsiniz. Ben değilim. Ben Cihan Sultan'ın canını almaya giderken arkamdaki dostlarımın titremesini istemem paşa. Malum. Cellal'ın kellesi arkasındaki dostları titrediğinde gidermiş. Sultanımız Abdülhamit öğle namazını dışarıda kılacaklar. Eyüp Sultan'a giderken Pera'dan geçecekler. Suikasti o güzergah içerisinde halledeceksiniz. Son duasını etmesine izin verelim mi? Sultanımız Abdülhamit Pera'ya girdiğinde işi bitirin. Herkes duysun, herkes bilsin. Eğer muvaffak olamazsanız, senin kellene ellerimle alırım. İşte böyle paşa. Sultan gibi dimdik dur. Biriktirdin mi? Yok. Ne gezer? Böyle sağlam bir müşteri bulaydık iyiydi. İçeri girsek, yükümüzü taşısak daha güzel para kazanırız. Doğru diyorsun. Arabacı. Nereye abicim? Beyoğlu'na kadar. Eyvallah. Abi ben çalışmıyorum ya. Karar ver evladım. Sana kolay gelsin. Ye! Allah rızası için. Allah rızası için. Allah versin. Sana bir şey sormak istiyorum da. Tevrat'taki öldürmeyeceksin emri herkes için ve her koşulda geçerli midir? Bugün oğlum bir imparatoru öldürüyor.
Ama bütün Yahudilerin kurtuluşu var işin ucunda. Ona göre düşün, öyle cevap ver. Sence bu günah mı? Oğlum, en tehlikeli kafir, Tanrı'nın haram ettiğini Tanrı adına helal etmeye kalkandır. Bu sefer kaçıramam. Vakit gelmiştir!
geldi Kızıl Sultan. Öleceksin. Rabbim ne dilerse o olur. Rabbin istediği için değil, ben istediğim için öleceksin. Sultan, iyi misiniz? Sağ ol evladım. O kızcağızı al gel. Biz çarptık, tabibe yetiştirelim. Koy, arabaya koy. Sultanım, iyi misiniz? Çok şükür. Babacığım çok yaşa! Evlediğin de çok yaşa! Babacığım. Allah'ıma şükürler olsun. Seni bize bağışladın. Sağ ol güzel kızım. Sultanım, Allah size uzun ömürler versin. Allah benim ömrümden alıp size versin. Size katsın. Sağ olasın. Vidar kadın. Babacığım geçmiş olsun. Sağ ol evladım. Şimdi anladınız mı neden üzerinize titrerim? Neden kendinizi yetiştirmenizi isterim? Anladınız mı? Bak. Bu çizgi sana ne kadar yakınsa... ecel de o kadar yakın evladım. Ben isterim ki benden sonra devlet sahipsiz kalmasın. Eğer evlatlarım padişah olacaksa, bunu hazırlıklı olsunlar isterim. Biliyorum babacığım. Emin olun size yakışır bir evlat olacağım. Böyle bir şeye kim cüret edebilir? Hem de sultanımızın cülusu ertesinde. Bunun planlanıp seçildiği aşikar. Doğru dersin İzzet Paşa. Böyle mübarek bir günde Osmanlı Sultanı'nı halkın önünde katletmeye cüret edip hilafeti ayaklar altına almak ha? Böyle bir şey küffarın bile aklına zor gelir. Kaç şehidimiz var paşa? Maalesef Söğüt alayından 12 tane gencimiz şehit oldu sultan. 23 tane de yaralımız var. Lakin onların durumu iyi. Tebaamızdan da 10 tane şehidimiz var. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. İşte ben bu yüzden paşa. Şahsi muhafızlarımı Osmanlı'nın kurulduğu Söğüt'teki akrabalarımdan seçiyorum. Hünkârım. Bu gencimiz bugün şehit olanlardan birinin kardeşi. Kardeşinin şehit olduğu haberini alınca adını Söğüt alayına yazdırmış. Çok zor paşa. Canını düşünmeden kurşunların önüne atlayan bu çocuklara. Evladı şehit düşünce diğer evladını getiren bu babalara, bu millete. İdareci olmak çok zor. Onlara layık olmak çok zor. Estağfurullah sultan. Tahsin Paşa. Şehitlerimiz için hatimler indirilsin. Onların namına hayırlar yapılsın. Biz de... bize bunu yaşatanlara hesap soralım. Hekim efendi. Devlet kendisine omuz vermemizi bekler. Şartlar ağır. Yatmaya gelmez. Sen yarayı sar. Ucunda ölüm bile olsa ayağa kalkmam icap eder. Çok yakından ateş edilmiş muhterem paşa bilciğim.
taptazecik barut kokusunu bile alıyorum. Sen ne diyorsun hekim efendi, sen ne diyorsun? Resmen Azrail'le burun buruna geldim ben. Bak, şimdi ben Azrail'i bilmem ama bizim ölüm meleği Hemah öyle burun buruna geldiği adamı kesinlikle affetmez. Alayım gider canım. İşine bak, işine. Zevzek zevzek konuşma. Sana askılık getir demiştim. Böyle askılık falan bir şey takmayacak mısın? Öyle iyi görünecekse takayım paşa. Hemen. Hadi git git sen git. Zaten kan kaybından başım dönmüş de öyle bir şimdi iyiyim. Hadi git sen git. Yarın uğrar yaraya bakarsın. Kedi şeyini görmüş yaralanmış. Allah'ım sen büyüksün ya Rabbim. Hamdolsun. Allah kabul etsin hünkâr. Amin. Can kafesimizi açmak istediler. Tahsin Paşa. Hamdolsun. Mevlam sizi bize bağışladı. Bu canınızı kurtaran genç nerededir? Bizi bekliyorlar hünkâr. Söyle bakalım evladım. Hayatımı kurtardın. Benden ne istersin? Sizin sağlığınızı, devletimizin huzurunu hünkârım. Bu hayatta bir muradın yok mudur oğlum? Hı? Canımızın kefaretini ödemek isteriz. Estağfurullah sultan. Otur. Bir şey var aslında. Nedir? Benim kardeşten öte bir dostum var. Borcundan dolayı içeride. Eğer mümkünse... Hünkârımız bayramlarda, seyranlarda, devri cülüslerde borçluların borcunu öder. Dünyevi cezalarını affettirir. Adı nedir? Salihoğlu Yusuf'tur adı. Sultanahmet zindanında yatar. 26'ın borcu vardı. Zindandakilerin bütün borcunu ödettik sultan. Bak. Verdiğimiz sadakalar seni bize gönderdi. Sen de bizim hayatımızı kurtardın. Söyle bakalım kimsin, nesin, kimin oğlusun? Arabacılık yaparım. Babam çorbacıdır. Küçük bir dükkanımız var. Çorbamız kaynar hamdolsun. Çok şükür. Nedir o? Ben kardeşlik için para biriktirirdim. Burada da 2 altın, biraz kuruş var. Kalanını da çalışıp ödeyeceğim inşallah. Evladım sen bizim hayrımızı elimizden mi alırsın? Koy onu cebine evladım. Hadi selametle. Müsaadenizle inşallah. Tahsin, böyle gençler oldukça bu devlet batmaz evvelallah. Öyle ahlanıp bahlanma Mahmut. Hekimle konuştum. Kurşun sıyırıp geçmiş bir şeyin yokmuş. İyiyim canım ben. Çok şükür iyiyim. Hem Sultanımız Abdülhamit Han için bir kurşun yemişiz. Ne olur.
Vız gelir tırıs gider. Benim hala aklım hafsalam almıyor. Kim koca Cihan hünkârına suikast cüretinde bulunabilir? Seni ya. Mutlaka. Mutlaka bu işin arkasında kerli ferli birileri var. Ben sana söyleyeyim. Seniha, çok büyük bir tertipti, çok büyük. Her yerde adamları vardı. Yani bu adamlar Abdülhamit Hanımızın gördüğü rüyaya bile vakıflar. Kim bilir başka başımıza ne oyunlar oynayacaklar. Ay, Allah korusun. Ama doğru söylersin. Harimde de bir kız öldürülmüş, haberin var mı? Aa, ne zaman, nerede? Haritaların değiştirildiği gecenin sabahında kilerde bulmuşlar kızı. Aa! Ya, pis caniler. Ama sen dur, Allah'ın da bir hesabı vardır. Sakın bu hesap Allah'ın hesabı olmasın Mami. O ne demek Sabahattin? Saray, fikir hürriyetini milletin elinden almak isterse... ...elbet bir gün onun da yaşama hürriyetini elinden almak isteyen çıkar. Sen ettiğin kelamın farkında mısın densiz? Suikasta uğrayan senin dayın. İdamlıkları bile affetmiş olan dayın. Tek bir kişiyi incitmemiş olan dayın. Seniha. Mahmut Sakın. Şimdi bana söyle Sabahattin Efendi. Senin bu hürriyet dediğin şeyde hiç yürek yok mu ki koca sultanın arkasında pusuya yatıp ona ateş ediyor? Celallenme annem. Sen beni yanlış anladın yine. Ben o adamları savunmuyorum. Siyaset ilminin hakikatlerini söyledim sadece. Allah'ım. Faydasız ilimden, korkmayan kalpten, doymayan nefisten ve kabul olmayan duadan sana sığınırım. Seniha, hadi saraya gidelim. Abim bu zor günlerde yalnız kalmıştır. Onun yanında ona destek verelim. Hadi hazırlan Seniha, hadi. Oğlum, şu çeneni biraz kapalı tutsan. İran konuşursa ikimiz de fena yanarız. Hadi git benim ceketimi getir, hadi. Sultanım, adam konuşmuyor. O zaten bu silahla... ...suikast mahallinde konuştu Celal. İşareti de bu para. Affedin hünkârım, sizi koruyamadık. Cezam neyse. Sizin bir kabahatiniz yok evladım. Her şey çok ustaca tertip edilmiş. Bize sıkılan kurşun... ...muhafız dediğimiz, eline silah verdiğimiz askerlerden geldi. Lakin asker buna tek başına karar vermiş olamaz. O zaman paşalardan biri de bu tertibin içinde. Lakin hangisi? Sadrazam Halil Paşa. Lemle kahramanı Osman Paşa. Ethem Paşa. Ser asker Rıza. Arap İzzet. Mahmut Paşa. Çerkez Mehmet Paşa ve Fuat Paşa. Devletimizin kurt diye emzirdiği paşalardan biri meğer çakal yavrusuymuş. O hain bulunacak, emdiği sütü kan olarak kusacak. Hangi paşa böyle bir ihanete cüret edebilir hünkârım? O gece haritaları kim değiştirdiyse o. Sultanım, Mahmut Paşa geldiler. Huzurunuza kabul edilmeyi isterler. Buyursunlar. Ah. Acıdı mı? Hiram'ın beceriksizliğinden daha fazla acıtamaz. Merdivenden kötü düşmüşsün. Evet, kötü düştüm. Sence her şey bitti mi? Size bir paket var.
Daha yeni başlıyoruz. Bu ne anlama geliyor? Bu tüm Yahudilerin lideri olarak İsrail Devleti'ni kuracağımın müjdesi. Ve tarihe de çok enteresan bir not düşülecek Sara. Theodor Herzl, Siyonizmin ve İsrail'in kurucusu. Büyük fikirlerle dolu kitabını Viyana'da kirasını bile ödeyemediği evinde yazmıştır. Oturun Mahmut Paşa. Hamdolsun sultanım. Sizi bize bağışlayan Allah'ımıza hamdolsun. Sana da geçmiş olsun Mahmut Paşa. Ne önemi var sultan? O hengamede yaralanan Mahmut kulunuz yediği kurşunu bir ömür boyunca şeref madalyası olarak göğsünde taşıyacaktır. Paşa, kaderin sıktığı kurşunun önüne kimse geçemez. Lakin o kurşun bizi bulmayacaksa o tetiği de kimse çekemez. Amenna. Lakin sultanım, bu suikastçının ağzından laf alabilmişler mi? Bu işin arkasında kim varmış, öğrenebilmişler mi? Kim olduğu belli. Öyle mi? Biz bu demiryolu meselesini İngiliz'e vermedik. Ardından Hindistan'da hilafet sancağını açtık. Onlar da boş duracak değil tabii. Silah tutan eli biliriz. İngiliz'dir. Kurşunu yakaladık. Zindandadır. Lakin o silah kim? İçimize kadar girip bize hainlik yapan kim? Sultanım. Müsaade buyurursanız o şerefsizi, o alçak suikastçıyı bir de bu Mahmut kulunu sorgulasın. Allah ömürler versin sultan. Destur. Celal Efendi, destur. Bir mezara, bir de sorguya toplu girilmez. Sen burada kal. Adam bağlı ama tedbir duadır paşam. Ben de sizinle geleyim. Celal Efendi, biz duamızı etmişiz. Sen burada kal. Seni de alırım yanıma. Seni buradan çıkaracağız. Sen yeter ki çözülme. Buradan çıktıktan sonra tokatlayan otele git. Yalnız dikkatli ol. Hiç kimseyle konuşma. Seninle adım adım haberleşeceğiz. Adım adım. Adım. Beni buradan bizzat kendin kaçıracaksın paşa. Beni buradan çıkardığın an İstanbul'daki teşkilatımızın bütün bilgilerini alırsın. Bana güvenebilirsin. Ulan! Sultanımıza suikast emrini kim verdi? Konuş lan! Senin tasman kimin elinde? Neydi bu? Konuş lan! Konuş! Sesini verin! Paşam, paşam kendinize gelin. Sultanımızın emridir, dokunamayız. Bana bak iblis, akıllı ol. Yoksa senin ölümün benim elimden olur. Paşam, paşam. Şuna bak şuna. Neymiş?
Günün sonunda sultanımızın kanıyla abdest alacakmış. Mende dur! Paşam sakin olun. O kafir. Abdest bilmez. Sersem! Hayırdır sultanım? Ne yapıyorsunuz böyle? Tütsü yaktırıyorum. Eski bir Çerkez adetidir. Üstümüzde nazar var malum. Neyse. Bidar kadın. Bilirim sen beni sevmezsin, ben de seni. Ama bilirim ki ikimiz de sultanımızı severiz. Yani demem o ki... Geçen gece burada bir kız öldürülmüş. Tesadüf o ki o gece Abdülkadir'le bizim Sabahattin dışarı çıkmıştı. Bizim olan kapıdan çıkmış, Abdülkadir ise tünellerden. Dur. Tamam, çıkın dışarı. Yani Abdülkadir'in... Gece tünellerden saraya kaçak girdiğini ve kızı öldürdüğünü ima ediyorsun. Öyle mi? Kendi yeğenini. Hayır Bidar kadın. Sadece şunu söylerim. Ya siz bu meseleyi haremde doğru düzgün tetkik edin... ya da ben bizzat sultana o gece Abdülkadir'in saraya geçitten girdiğini söyleyeyim. Hangisini arzu edersiniz? Ben hallederim, siz endişelenmeyin. İyi olur. Ne yaptın pederim? Meraktan öldüm. Dayım senden şüphelenmedi ya. Şüphe ne demek Sebahattin? Ben ki... Sultanımız, padişahımız için kendimi kurşunların önüne atmışım. Vallahi babacığım senden korkulur. Hala inanamıyorum. O kurşunu kendine nasıl sıktın? Biraz kan Sebahattin. Biraz kan bütün şüphelerin üstünü örter. Peki şu Hiram aptalı ne olacak? İşte asıl derdimiz o. Bu Hiram'ı içeriden çıkarmamız lazım. Aksi takdirde bülbül gibi öter. Ne yapmalı? Sen Herzl'a haber yolla. Ne diye? Malumumuz bu Hiram. Hristiyan bir keşiş. İçeride kendisini fazlasıyla hırpalamışlar. Sana bir iki kurşun attı diye. İnsan evladı bu kadar da ezilmez ki. Adamcağızı Hristiyan diye asarlardı şimdi bunlar. Vah. Bir de dinde zorlama yok diyorlar. Şöyle düşünelim Sebahattin. Masum Hristiyan keşiş... Kanlı sultanın ellerinde. Herzl bunu haber yapsın. Bütün Avrupa ayağa kalksın. Böylece suikast bahanesiyle katledilecek olan masum Hristiyan keşişimiz kurtulsun. Güzel. Çok güzel. Abdülkadir konuşursa ne olacak? Abdülkadir konuşursa ne olur? Ne diyecek Abdülkadir babasına? Ben gece saraydan kaçtım. Adamın birini bir güzel dövdüm. Bak, kolum da acıyor. Sonra da karakola düştüm. Böyle mi diyecek? Bu Abdülkadir, Osmanoğullarının içinde en korkağı. Zaten ben de onun elini kolunu iyice bağladım.
Hadi bakalım. Şimdi herkes vazife başına. Baş üstüne paşam.